Jeotermal arama çalışması yapmak isteyen şirketler gözünü Fethiye bölgesine dikti. Ölüdeniz, Kayaköy ve Gemiler Koyu mevkilerinde Abdülvahap Çelik isimli iş adamının sondaj çalışması ruhsatı almasının ardından Fethiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı öncülüğünde yapılan basın açıklamalı eylem sonuç vermiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arama iznine olumsuz yanıt vermişti. Bu arada bazı firmaların Fethiye bölgesinde Çalış ve Karaot plajından başlayarak İnlice, Katrancı ve Göcek olmak üzere Marmaris'e kadar jeotermal arama çalışması ruhsatları aldığı öğrenildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bazı şirketlerin Göcek'e kadar jeotermal arama ruhsatı aldığını maalesef öğrendik dedi. Biliyorsunuz biz Karaot plajını ihaleyle almıştık, evet. Daha önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Haziran 15'inde de halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. O bölgede bir halk plajı yapıyoruz. Karaot plajının olduğu yerde de bir ruhsat aldıklarını, duyumunu aldık ve kapsamlı bir şekilde çalışma yapıyoruz şu an itibariyle. Bir rapor hazırlıyoruz. Önümüzdeki haftada bütün STK'larla, tabii ki STK'ların öncülüğünde bütün siyasi, bunlar, partiler. Bütün siyasi partileri de davet edeceğiz. AK Parti, İYİ Parti, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerimizi de davet edeceğiz. Bölgemize sahip çıkmak isteyen bütün siyasi partinin temsilcilerini orada görmek istiyoruz. Biz burada amaç siyaset yapmak değil, amaç Fethiye'yi korumak ve Fethiye'ye katkı sunmaktır. Bizler Fethiye'nin geleceğini hazırlıyoruz. Tekrar söylüyorum, biraz önce de sizlere ifade ettim. Ben 5 yıl sonra belediye başkanı olmak için başkanlık yapmıyorum. Biz burada her şeyimiz nasıl şeffaf olduysa burada yaşayan vatandaşların haklarını savunmak zorundayız. Onların huzur ve refahı için çalışıyoruz. Asla başka bir beklentimiz yok. Amaç onların gönüllerinde taht kurmak, dünyanın en güzel coğrafyasını korumak. Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Kayaköy ve Ölüdeniz'e yapılmak istenen jeotermal çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olumsuz görüş vermesinden dolayı bakan kuruma teşekkür etti. Kent Konseyi'nin öncülüğünde Fethiye Belediyesi ve Kent Konseyi'yle ortak bir rapor hazırlamıştık. Geçenlerde sizler de biliyorsunuz Kayaköy'de bir basın açıklaması yapmıştık. Burada amacımız siyaset yapmak değil, bölgemizi korumak. Daha önce de sizlere ifade etmiştim. Fethiye'yi ranttan koruyacağız demiştik. Her ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ben 4 yıl sonra, 5 yıl sonra belediye başkanı olabilmek adına belediye başkanlığı yapmıyorum. Ben bölgemi gerçekten korumak zorundayım. Doğasını, endemik bitkini, florasını, her şeyiyle Fethiye'yi, bu güzel coğrafyayı ranta teslim etmek istemiyoruz. Betonlaşmasını istemiyoruz bu bölgede. Biz ortak STK'larla birlikte hep beraber bir basın açıklaması yaptık. Enerji Bakanlığı'nın vermiş olduğu 6 noktada bir ruhsat vardı. Kuyu açılması ile ilgili ve 60 bin metrekareye tekamül ediyor bu 6 kuyunun olduğu yer. Ve korunacak hassas alanlar, arkeolojik sit ve doğal sitlerle olan bölge. Biz bunun olmaması adına bir basın açıklaması yapmıştık. Ve neticesinde aldığımız son duyumlara göre de Çevre Şehircilik Bakanlığı bunu iptal ettiğine dair güzel bir haber aldık. Ben buradan sizin huzurunuzda Çevre Şehircilik Bakanımıza, çok Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Başkan Karaca, AK Partili bir belediye meclis üyesinin sosyal medyada yazdığı paylaşıma da cevap verdi. Şimdi orada birçok STK'lar vardı, sizler evet, de gördünüz tabii. Ve Fethiye'de temsil yetkisi olan seçilmiş muhtar arkadaşlarımız da oradaydı. Kayaköy ve Keçiler muhtarımız da oradaydı. Ölüdeniz muhtarımız da oradaydı. Evet. Biz geçenlerde size de biraz önce ifade ettiğim gibi halkımıza hizmet edebilmek adına, geleceği planlayabilmek adına borçlanma yetkisi almıştık. Ve meclisimizi de Türkiye'de ilk canlı yayınlayan evet, ilçe belediyelerinden bir tanesi de Fethiye Belediyesi. Bizim her şeyimiz şeffaf. Bunu sadece Fethiye'de 163 bin kişi değil, Türkiye'deki 83 milyon kişi canlı bir şekilde izledi. Bizim gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sayın Kovancı'ya değilse bütün meclis üyelerimize her zaman ifade ediyorum. Belediyemizde bugüne kadar olan bütün hizmetler konusunda, ihaleler konusunda şeffaf olduğumuzu ve bütün ihaleleri de canlı yayınladığımızı kendileri de biliyor. Bu talihsiz bir paylaşımdı Sayın Kovancı adına. Bizim siyaset yapmadığımızı ve Fethiye'nin doğasını korumak adına mücadele ettiğimizi herkes biliyor. Burada da bak doğru kararı Çevre Şehircilik Bakanlığı verdi. Enerji Bakanlığı daha önce veren ruhsatı Enerji Bakanlığı kendisi de biliyor. Onun için burada biz hiçbir şey örtbas etmiyoruz. Bütçemizin %10
borçlanma yetkimiz var. İhtiyaç olduğu takdirde de onu önümüzdeki aylarda ihtiyaç olduğu takdirde kullanacağız.